Herkese merhabalar. Haftaya başlarken TL Vartlar yine gücünü koruyor. Yani borsada özellikle geçen hafta Cuma günü ciddi bir alım görmüştük. Biliyorsunuz 103.800 seviyesine kadar bir yükseliş beklediğimi belirtmiştim. Orayı kırdı. Ama daha da önemlisi Türk lirasındaki değer kazançlarının devam ettiğini görüyoruz. Baktığımızda bugün itibariyle Türk lirası ikinci sırada dolara karşı. Cuma kapanışına göre de kırılgan beşli içinde nispeten iyi yerdeki konumunu koruyor. Şimdi biraz grafik üzerinden gidelim. Geçtiğimiz haftaki yayınlarda 5.61 seviyesinde bir gerileme olabileceğinden bahsetmiştim. Şu anda 5.68'ler civarında. Dün pazartesi en düşük 5.63'ü test etti. 5.61 ve devamında 5.54 seviyelerine gerileme olasılığı devam ediyor. 5.54 ve 5.61 bölgesi satın alma fırsatı olabilecek kuvvetli destek bölgesi dolar Türk lirası açısından. Şu aşamada gördüğünüz gibi hala tepeler daha aşağıda oluşmaya devam ediyor. Ve şimdilik 5.65 desteği üzerine tutunma çabası içinde kur. Ama yurt içi göstergelere baktığımızda özellikle bu anlamda takip ettiğimiz yakın gösterge Türkiye'nin risk birimi CDS. O tarafta 356 bas puana geldik. Bana kalırsa 350'nin altına gelecek bu CDS. Ki 350 bas puan Temmuz seviyesinin dipleri diyebiliriz. Burada da her tepe ve dip daha aşağıda oluşmaya devam ediyor. Yani ülkenin risk birimi düşüyor. Bu tabii doğal olarak Türk lirası açısından pozitif. Yine faiz cephesinde de ciddi ölçüde gerilemenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Geçen hafta %14'ün üzerindeydi 2 yıllık faiz. %14'ün de altına geldi. Gösterge faizlerdeki aşağı yönlü seyir de Türk lirası açısından pozitif. Keza borsa için de pozitif elbette. Bunun yanı sıra bir de opsiyon oynaklıkları var. Örneğin bir aylık Türk lirasındaki bir aylık beklenen oynaklık oranına bakalım. Opsiyonlardan elde edilen, başa baş opsiyonlardan, at the money options'lardan elde edilen %13.7'lerde şu anda. Ki orada da Ağustos ayında %17.5'lara kadar gelmiştik. Orada da ciddi bir geri çekilme var opsiyon oynaklık oranlarında. Dolayısıyla şu anki gelişmeler Türk lirasını destekliyor. Borsa İstanbul cephesinde tabii Cuma günü dediğim gibi çok kuvvetli bir alım vardı. Bankacılık endeksinde %6.5'luk bir yükseliş gördük. 105.900 çok önemli bir dirençti. Hafta başı pazartesi günü oraya kadar geldik. 105.830'u test etti endeks. Oradan bir kar satışı geliyor şu anda. 103.800 üzerinde kaldığı sürece bir sorun görmemek lazım. Çünkü Cuma çok ciddi bir alım vardı ve bu sağlıklı bir tepki hareketi gibi duruyor şu aşamada. Şu aşamada 105.900 hala güncel direnç. Ama o seviyeyi de kırarsak muhtemelen şöyle yukarıda göstereyim. Formasyon yüksekliği ölçüsünde bir hedefle 111.300 seviyesine doğru bir yolculuk başlayacak muhtemelen borsada. Ama aksi senaryoda herhangi bir sebeple beklenmedik bir olumsuz gelişmede 103.800 aşağı doğru geçilirse de muhtemelen 101.500'e doğru tekrar satış göreceğiz. Ama şimdilik 103.800 üzerinde geri çekilmelerin sağlıklı bir tepkisel hareket olarak değerlendirilmesi gerekiyor ve borsada muhtemelen yön yukarı olmaya devam edecek. Bugün sabah saatlerinde bir PMI verimiz vardı. Uzunca bir aradan sonra 50 seviyesine gördük. Üçüncü çeyrek itibariyle PMI verilerimiz toparlanıyor. Şöyle Türkiye'nin PMI verilerinin gelişimine bakalım. İşte görüyorsunuz 2018 dördüncü çeyrekten beri hiç 50 seviyesinde değil. 50'nin üzerine çıkması imalat sanayi sektörünün artık ekonomik büyümeye pozitif katkıda bulunduğunu, yani daralmadığını bize işaret edecek. Eylül ayı itibariyle 50 seviyesinde. Önümüzdeki aylardaki seyre bakacağız ama hem geçen hafta IMF'in büyüme tahminini yukarı doğru revize etmesi 2019 yılı için, hem de dün biliyorsunuz yeni ekonomik programda yıl sonu %0.5 büyüme
tahmini ve önümüzdeki yıllar için %5 büyüme tahmini var. Keza bütçe açığına yönelik de tahminler yukarı doğru revize edilmiş. Hane halkı tüketim harcamalarının da artması bekleniyor dün Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalara göre. Dolayısıyla bunlar çerçevesinde Türkiye'de şu anki büyüme görünümüne ilişkin beklentiler pozitif gibi duruyor. Bu da Borsa İstanbul için olumlu çünkü biliyorsunuz hisse senedi piyasaları ekonomik büyümeyi önceden fiyatlar. Dünyanın her yerinde böyledir. Eğer Türkiye ekonomisi de 2020 yılında artık daralmayacaksa, resesyondan tamamen çıkacaksa muhtemelen hisse senedi piyasasında da ana eğilimin yukarı doğru olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi buradan Euro dolara ve yurt dışı piyasalara geçmek istiyorum ama onun öncesinde dün önemli bir veri vardı. Almanya tarafında enflasyon. Almanya'da enflasyon %1,2'ye geriledi dün. Beklentinin altında geldi ve geçen aya göre de gerileme kaydetti. Son 3 yılın en düşük enflasyon verisi Euro bölgesinde ve bu tabii dün Euro doların yıl içi yeni bir dip test etmesine sebebiyet verdi. Şöyle geriye doğru gidecek olursak görüyorsunuz son dönemde aşağı doğru bir eğilim var Euro bölgesi enflasyonunda. Keza Citibank'ın açıkladığı Euro bölgesi ekonomik sürpriz endeksine de bakacak olursak geçen hafta Amerika için aynısını göstermiştim. Yön yukarıydı. Bakın burada sıfırın altında endeks. Yani veriler oldukça kötü geliyor Euro bölgesinde. Beklentileri karşılayamıyor. Pozitif veriler yok. Bu da Euro doları ciddi manada aşağı doğru baskılayan bir etmen ki ben geçen haftaki videolarda da belirttiğim gibi Euro dolarda yükselişleri satış fırsatı olarak görüyoruz. Dün itibariyle zaten bu enflasyon verisinin etkisiyle yeni bir yıl içi dip test etti. Az evvel dediğim gibi 1.0879'da yeni bir yıl içi dip test etti. Biliyorsunuz 1.0926'yı kırdığı takdirde 1.0830 yolculuğunun başlayacağından bahsetmiştim. Şu anda da parite 1.09'a yakın bir konsolidasyon, gün içi konsolidasyon evresinde gibi görünüyor. Ancak muhtemelen bu hareket 1.0830'a kadar devam edecek. Tabii herhangi bir olumlu veri gelirse Euro bölgesine ilişkin ya da ABD kaynaklı bir olumsuz veri olursa bir tepki alımı görürüz. Ama bu tepki alımlarını özellikle 1.0950, 1.10 ve üzerindeki 1.1027 kademelerinde şayet test edilirse tabii ki bir satış fırsatı veya short pozisyon alma fırsatı olarak değerlendirebilir traderlar. Bu şekilde düşünüyoruz. Bu fikrimiz ne zaman yanlış olabilir? Şu gördüğünüz kırmızı trend hattının dışına çıkarsa parite ki o seviyeler 1.10.30'larda şu anda. 1.10.30'ların üzerine kırarsa parite artık aşağı doğru hareket olasılığı biraz zayıflamıştır diyebiliriz. Ama şimdilik yön aşağı ve muhtemelen 1.08.30 yolculuğunun içinde bulunuyoruz. Eğer orayı kırarsak zaten direkt 1.07'ye doğru bir hareket muhtemelen görürüz. Buradan altın cephesine geçeyim. Geçen hafta da belirtmiştim biliyorsunuz bir omuz baş omuz formasyonu vardı. Piyasanın bir düzeltme yapma ihtiyacının olduğundan belirtmiştim. Dün itibariyle özellikle bu omuz baş omuzun boyun çizgisini kırdı. Şu 1493 seviyesini ve çok ciddi satışlarla karşılaştı ondan sonra. Dün en düşük 1464'e kadar düştü. Yani 1493'ü kırdı, 1464'e kadar geldi. Bugün de şu an 1460 dolarlar civarında seyrediyor. Belirttiğim gibi 1454 Temmuz ayı zirvesine kadar bu hareket muhtemelen devam edecek. Eğer orayı da kırarsa omuz baş omuz formasyonun yüksekliği ölçüsünde ki bu yükseklik 64 dolar formasyon yüksekliği. Bu yükseklik ölçüsünde bir hedefle 1429 dolar da söz konusu olabilir. Ama şu an kademe kademe bakmak lazım. Çünkü
sürekli sürpriz gelişmelerle karşılaştığımız bir dünyadayız. O yüzden 1454'e gelince belki yeniden uzun pozisyona veya long yani alış pozisyona geçmek için belki de dikkatli olmak gerekebilir 1454'e gelince. Şayet orayı da kırarsa 1429 seviyelerinde kuvvetli bir destek alma eğilimi görebiliriz piyasada altın ons için. Özellikle altın onsa ilişkin bu aşağı doğru hareket muhtemelen fonların satışlarından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü Cuma günü açıklanan son kod raporunda hala fonların net uzun pozisyonlarının çok yüksek düzeyde olduğunu gördük. Şöyle göstereyim net pozisyonları. Şu an 312.444 kontrat long pozisyon taşıyor fonlar. Yani ticari olmayan işlemciler. Şu tarihi biraz geriye alayım. Görüyorsunuz şu an bulunduğu net uzun pozisyonlar 2016 yılı seviyelerinde ki o zaman biliyorsunuz bir Brexit olayı vardı. Brexit oylamasından sonra güvenli liman talebi ciddi düzeyde yükselmişti. Bu yüzden de altında ciddi bir talep vardı. Şu an o seviyelere gelmiş görünüyor. Muhtemelen bu satışların içinde fonların kar realizasyonu yapma isteği de var ve sanıyorum bu istek devam edecek. Bir miktar daha aşağı yönlü hareket var yani altın ons açısından. Günün devamındaki özellikle Amerika'dan çok önemli bir veri var. Bundan bahsetmek istiyorum. ISM verisi. Buna çok dikkat edin. ISM verisi en son 50'nin altına gelmişti. 2016'dan beri ilk defa 50'nin altına geldi. S&P 500'de satışlara yol açmıştı bu veri. Ağustos ayında. Ve yine altında da bir yükseliş görmüştük. Şimdi bugün açıklanacak saat 5'teki verinin tekrar 50 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu veri önemli. Eğer beklenti altında gelirse altında bir miktar toparlanma, ABD vadeli endekslerine S&P 500 Dow Jones'ta bir miktar satış görebiliriz. Buna dikkat etmek lazım. Keza beklenti altında gelirse euro dolar da toparlanır. Ama ben beklentinin altında geleceğine çok ihtimal vermiyorum şahsen. O yüzden dikkat etmek lazım veriye. Bunun yanı sıra istihdam endeksine de dikkat etmek lazım. Çünkü ISM Employment denen şu istihdam endeksi tarım dışı istihdam rakamıyla da ciddi korelasyon gösteriyor. Yani Cuma günkü verinin de nasıl açıklanacağına ilişkin bir ipucu verebilir. O yüzden bu akşam saat 5'teki veriye traderların çok dikkat etmesini öneririm. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Ben hepinize hoşça kalın diyorum.